Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina Ebil Kasimil Mustafa Muhammed ve alihi tayyibin tahirin ve ashabihil muntecebin. Hop. Biz yine ben bir bu merhale-i sani ile ilgili bir özet söyleyeyim. Bu gece o geçmişteki işlediğimiz derslerin bir özetini sunayım. Ki ondan sonra bu fetebeyyene konusu ne diyor açıklamaya çalışırım eğer vakit olursa. Şimdi biz dedik ki vücud-i zihni bir vücudu bir bağlamda kısımlandırmak istediğimiz zaman elbette vücut farklı yönlerden kısımlandırılıyor. Mesela diyelim ki el vücudu bima huve vücut kısımlandırmak istediğimiz zaman diyoruz vücut ya vaciptir ya mümkündür. Bu bir kısımdır. Bir şekilde de kısımlandırmak istediğimiz zaman diyoruz ki vücudu zihni ve vücudu harici. Bu vücudu zihni ve vücudu harici aynı zamanda bilgiyle alakalıdır. Eğer biz vücud-i zihniyi kabul edersek bilgiyi de kabul etmiş oluruz. Eğer biz vücud-i zihniyi kabul etmezsek bilgiyi de kabul etmemiş oluyoruz. Bu nedenle bu konu önemlidir. Diyorlar ki vücut iki kısımdır. Elbette bu noktayı da burada hatırlatmak gerekir ki bu huzuri bilgi bağlamında öyledir. Huzuri bilgi bağlamında bu konu söz konusu değildir. Huzuri bilgi bağlamında biz ya diyoruz vücudu zihnidir, vücudu haricidir diyoruz. Şimdi vücudu zihni dediğimiz zaman dışarıdaki yani iddia budur. Dışarıdaki hakikat kendi zati itibariyle kendisinin aynısı zatiyatlarıyla bizim zihnimizde şey yapıyor, şekilleniyor. Bizim zihnimize geliyor. Bazıları küllen vücud-i zihniyi inkar etmişler. Bilgiyi izafe şeklinde almışlar ki biz bunu reddettik. Bazıları da dediler ki diyorlar ki zihne gelen bilgi şebeh şeklindedir. Yani dışarıdaki hakikatin kendisi bizim zihnimize gelmiyor. Belki zihnimize gelen şey dışarıdaki hakikatin şebehidir. Yani zilli gölgesidir. Ya farz edelim bir aksidir, bir resmidir, Ya da bir hayalet de karartı. diyebilir miyiz? Hayalet. Hayalettir, bir karartıdır diyorlar. Bunu da biz reddettik. Yani vücut zihindeki vücutla dışarıdaki vücut arasında bir aynilik söz konusu değildir diyorlar. Zaten eğer dışarıdaki vücutla zihindeki vücut arasında bir aynilik söz konusu olmazsa biz dışarıdaki hakikatler hakkında bilgi edinmemiz imkansızdır. Dolayısıyla bunu da reddetmiştik. Ancak şöyle bir sorun söz konusu oldu. Biz vücud-i zihniyi kabul ettikten sonra yani dışarıdaki hakikatin kendisi bizim zihnimize geliyor dediğimiz zaman bu iddia sorun barındırmaması gerekiyor. Eğer sorun barındırırsa o sorunu gidermemiz gerekir. Eğer sorun gideremiyor isek bu iddiayı kabul etmemiz de imkansız oluyor. Bazıları gelmişler vücud-i zihni hakkında işgal etmişler. Zaten o şebeh diyenler, şebeh taraftarları da vücud-i zihni hakkında yapılmış olan işgallere cevap vermedikleri için şebehe gitmişler.
veyahut da vücudu zihni hakkında yapılan işgale cevap vermedikleri için izafe nezeryesini savunmuşlar. Vücudu zihniyi komple inkar etmişlerdir. Ama vücudu zihniyi kabul edenler gelmişler yapılan sorunları cevaplandırmaya çalışmışlardır. O sorunlardan iki tanesini zikrettik, diğerleri kalmış. Bu zikrettiğimiz sorunlardan bir tanesi buydu. Biz eğer vücudu zihni kabul edersek söylediğimiz anlamda, yani bunu gözden kaçırmamak lazım. Söylediğimiz anlamda vücudu zihni kabul edersek, söylediğimiz anlamda neydi? Yani dışarıdaki hakikatin kendisi zihnimize geliyor. Zihnimizdeki hakikat dışarıdaki hakikatin aynısıdır. O dışarıdaki hakikatin zatiyatı neyse zihnimizdeki hakikatin zatiyatları da aynısıdır. Hop, o zaman biz bu şekilde vücudu zihniyi kabul edersek şöyle iki tane işgal söz konusudur. Birincisi buydur. Dışarıdaki hakikat her halükarda iki şey dışında değildir. Ya cevherdir ya arazdır. Dışarıdaki hakikatları biz tahlil ettiğimiz zaman ya cevherdir ya arazdır. Cevher dediğimiz zaman beş tane kategoriye ayrılıyor. Akıldır, nefistir, maddedir, surettir, cisimdir. Bu cevher kısmına giriyor. Cevher dediğimiz zaman bu beş tane kısımlardan bir tanesidir. Dolayısıyla dışarıdaki hakikat ya akıldır, akli kul, ya nefstir, ya maddedir, ya surettir, ya cisimdir. Bu bir tarafı. Öyleyse dışarıdaki hakikat eğer bizim zihnimize geliyorsa ve zihnimizdeki hakikat dışarıdaki hakikatinin aynısı ise o zaman dışarıdaki hakikat cevher ise cevher olarak bizim zihnimize gelmesi gerekiyor. Cevher olarak bizim zihnimize geldiği zaman cevherin tarifi altına girmesi gerekiyor. Cevherin tarifi neydi? Murat Hocam, Efendim. cevheri taksim ederken dediniz işlerinden iki tanesi madde ile cisim. Benim anladığım, madem öyle dediniz, madde ile cisim, o zaman bizim madde anladığımız bu fen bilgisinde, fenli ilimlerde anladığımız madde değil bu, yoksa Yok madde yok. O madde uladır. Yani potansiyel. tamam, anlaşıldı. Tamam. Yani öyleyse dışarıdaki bizim zihnimize eğer gelmiş zihnimizdeki dışarıdakiyle aynısı ise cevher olması gerekiyor. Hop. Cevher olduğu zaman o zaman cevherin tarifine girmesi gerekiyor. Yani cevherin tarifi onu kapsaması gerekiyor. Cevher için getirmiş olduğumuz tarif nedir? İza vucide fil harici vucide la fi mevzu'i. Dışarıda vücut bulmak istediği zaman mevzuğa ihtiyaç duymayandır. O bizim zihnimize gelen bizim nefsimizle kaimdir. Nefsimizle kaimdir. O zaman şey olmuş oldu, araz olmuş oldu. Çünkü arazın tarifi nedir? Arez tarif edilirken اِذَا وُجِدَ فِي الْخَارِجِ وُجِدَ فِي الْمَوْضُعِ Dışarıda vücut bulmak istediği zaman mevzuğa ihtiyaç duyuyor. Mesela siz renkleri düşününüz. Renklerin hepsi öyledir. اِذَا وُجِدَ فِي الْخَارِجِ وُجِدَ فِي cismin. Bir cisimde meydana geliyor. Hop. O zaman dışarıdaki hakikat hem cevher tarifine girmiş oluyor. Eğer biz zihnimizdeki
vücudu dışarıdaki vücutla aynı olduğunu kabul edersek, hem cevher olması gerekiyor. Çünkü dışarıda cevherdir. Elbette o cevherin kısımlarından hangisi olursa olsun önemli değildir. Hem erez olması gerekiyor. Çünkü biz kaimi bir nefsinadır. Bu da eğer erez ise cevher olamıyor. Cevher ise erez olamıyor. Biz cevherdir diye ki yani ilim keyfi nefsanidir. Erezdir. Aslında keyfi nefsaniyi bırakalım. Şimdi bu işgalde böyle erezdir. Kaimi bil gayrdir. Kaimi bil gayr olduğu için erezdir. Dolayısıyla hem cevher olması gerekiyor hem erez olması gerekiyor. Erez ise cevher değildir, cevher ise erez değildir. Çelişkidir. Çelişki de batıldır. Dolayısıyla bu iddia kabul edilemez. Siz bu soruyu cevaplandırmanız gerekir. Eğer vücudu zihniyi kabul edersek bu işgali cevaplandırmanız gerekiyor. Bu bir işgaldi. İkinci işgal neydi? İkinci işgal biz dedik ki dışarıdaki hakikatler ya cevherdir ya erezdir. Cevherlere ben işaret ettim. Dedim beş kısımdır. Akıldır, nefistir, maddedir, surettir, cisimdir. Hop ya erezdir. Erez nedir? Makulat-ı tis'idir. Dokuz tane makuledir. Keyftir, kemdir, eynedir, vad'dır, cidedir, enyenfe'ildir, enyef'eldir. Hulasa o dokuz tane izafedir. O dokuz tane şeydir, dokuz tane makuledir. Bu makulelerde biliyorsunuz ki ecnas-ı aliyedir. O ecnas-ı aliyenin arasındaki tegayür bir tamam-ı zattır. İhtilaf bir tamam-ı zattır. Yani aralarında hiçbir müşterek nokta yoktur. Onların üzerinde artık cins söz konusu değildir. Ecnas-ı aliye dediğimiz zaman yani üzerlerinde artık başka bir cins farz edilemiyor. Hop, bunlar makule. Bu makulat-ı eşr deniliyor. 10 tane 10 kategori diyoruz. Bu 10 tane kategori arasında tebayyün-i bizzat, tamam-ı zat söz konusudur. İştirak noktası yoktur. Hop dışarıdaki hakikat bu makulelerden birisidir her halükarda. Ya söylediğimiz o cevherin altındaki beş tane hakikatlerden bir tanesidir. Ya erez mefhumunun altındaki o dokuz tane makulelerden bir tanesidir. Onlar dışarıdaki hakikat, zihnimizdeki hakikatle aynısıdır dersek, o zaman dışarıda kem ise her halükarda bizim zihnimize geldiği zaman bir taraftan keyfi nefsanidir. Çünkü bilgidir. Nefsin bir haletidir. Ya nefis için bir halettir, ya nefis için bir melekedir. Halet yani bazen vardır, bir müddet vardır, sonra geçiyor, unutulabiliniyor. Ama meleke olduğu zaman artık nefsimizin parçasından bir parça oluyormuş gibi meleke mülkten geliyor. Artık mülk edinmişiz. Artık bizden daha ayrılmayacak şekilde bizimle beraber olmuş oluyor. Onun için meleke deniliyor. Ve hatta bazıları meleke denilmesinin nedeni o bize malik oluyor. O bizi yönlendiriyor. O kadar ki bizimle bir olmuş. Ya her halükarda ya haldir ya melekedir. Biz hangisini kabul edersek edelim keyfi nefsanidir. İlim keyfi nefsanidir. İlim keyfi nefsani olduğu için dışarıdaki hakikat eğer kem ise
zihnimize geldiği zaman bir taraftan ilim olduğu için keyif olması gerekiyor. Dışarıdaki hakikatin aynısı olduğu için kem olması gerekiyor. Oysa bir hakikat hem kem hem keyif olması imkansızdır. Hem suret hem keyif olması imkansızdır. Hem nefis hem keyif olması imkansızdır. Hem keyfi mahsus hem keyfi gayri mahsus olması imkansızdır. Çünkü bunlar arasında ne vardır? Tebayün vardır. Tebayün de tebayüne bir tamam zattır. Hop. Yurbi siz bunu nasıl cevaplandırıyorsunuz? Eğer biz gerçekten bunu cevaplandıramazsak o zaman bilgi diye bir şey söz konusu değildir. Ama vicdanen biz bilgi edindiğimizi biliyoruz. Hatta ben daha önceden de işaret etmiştim. Benim zihnimde ben bir şey tasavvur etmişim. Mesela dışarıda farz edelim. Ben bir arkadaşa diyorum, bir öğrenciye diyorum ki git bana kalem getir. Gidiyor kalem getirdiği zaman o benim zihnimdeki kalem değilse ben diyorum bunu istemedim. Git benim istediğimi getir. Gidiyor benim zihnimde şekillenmiş olanını getirdiği zaman diyorum tamam budur. Bakın yani zihnimdeki tasavvur ettiğim kalem dışarıdakiyle aynı olmadığı zaman ben öğrenciye diyorum ki sen yanlış getirmişsin. Bu değildir. Ama gitti benim zihnimdekiyle aynısını getirdiği zaman ben diyorum tamam budur. Bunu kastettim. Benim zihnimde zaten buydu. Bakın benim zihnimdekiyle dışarıdaki aynısıdır. Hop. Eğer aynısı ise o bilgi biz vicdanen bunun var olduğunu kabul ediyoruz. Peki bu işkalleri nasıl cevaplandırabiliriz? Hop. Dedi ki Fazıl-ı Kuşçi gelip kendisi cevaplandırıyor bu soruyu bu işgali cevaplandırmaya çalışıyor. Onun cevabını daha tekrarlamaya gerek yok. Allame Tabatabai onun cevabını kabul etmiyor. Diyor ki onun cevabı kabul edilmiyor. Fazıl-ı Kuşçi'nin kendisi diyor ki aslında ilim şey değildir. Bizim zihnimizde ilim ile ma'lum birbirinden farklı ayrı olduğunu iddia etmiş. O kendisi o cevap vermeye çalışmış. Biz dedik cevabı yetersizdir. Onun cevabını reddetti. Ondan sonra Seyyid Senet Sedruddin Deşteki o da bir cevap veriyor. Kendisinin cevabını da kabul etmiyor. Ve ona da sorunlu olduğunu söylüyor. Ve hatta kendisinin de netice itibariyle şeye gittiğini, safsataya gittiğini söylüyor. Ve sonradan Muhakkık-ı Devani getiriyor, cevap veriyor. Muhakkık-ı Devani'nin de cevabını kabul etmiyor. Kendisi Mulla Sedra'nın kendi Esfar kitabında bu işkallere vermiş olduğu cevabı zikrediyor. Biz geldik bu cevabını zikrederken kendisi diyor ki cevabı Mulla Sadra bu cevabı zikrederken hemle evveli ve hemle şayiden yardım alıyor. Yani hemle evveliyle hemle şayi burada işimize yarıyor. Biz hemle evveli ile hemle şayi'yi birbirinden ayırt edersek ve bu ikisinin birbirinden farklı olduğunu kabul edersek farklı olduğu ki kesindir. Farklı olduğuna dikkat edersek biz hemle evveli ve hemle şayi üzerinden bu soruyu cevaplandırabiliriz. Bu hemle şayi ile hemle evveliden nasıl yardım ediyor? Kendisi ilk önce şöyle bir istilah ortaya atıyor. İndiracı mevzu tahte mahmul. İndiracı mevzu tahte mahmul. Şimdi dikkat edin. Biz bir mefhumu
Yani bir mevzuu alıyoruz ve bir mahmul ile onu açıklıyoruz. O mahmulu ona hamle diyoruz. Biz mevzuu hamle ederken diyor ki iki şekilde hamil gerçekleşir. Bu iki şekildeki hamilden birisinde indiraç söz konusudur, birisinde indiraç söz konusu değildir. Biz bir mefhumu alıyoruz. O mefhumu tarif ediyoruz. Kendisine tarif getiriyoruz ki kendisi mesela insanı burada getirmiş, zikretmiş. Diyor ki el insanu cevherun cismun namin hassasun muteharrikun bil iradeti natikun. Bunu hamli evveli şeklinde bu tarifi zikredebiliriz. Hem hamle şayi şeklinde bu tarifi zikredebiliyoruz. Hamle evveli de bu indiracı söz konusu değildir. Ama hamle şayi de indiraç söz konusudur. Kendisi bunu söylemişti. Demişti ki ve huve el farku fi icabi indiraci beynel hamlil evveli ve beynel hamlil şayi. Fethani yucibuhu o indiracı gerçekleştiriyor. Dunel evveli ikincisi gerçekleştirmiyor. Bundan kastettiği şey nedir? Bundan kastettiği nokta şudur. Mesela farz edelim. Ben bu insanı tarif ettim. Dedim tarifinde ne getirdim? Dedim ki el insanu cevheru. Ho. Cevher dediğimiz zaman cevher cevherden nef edilmesi imkansızdır. Biz insan cevher dediğimiz zaman insan mevzudur, cevher mahmuldur. El insanu cismun, el insanu namin. Bunların hepsini tek tek alın. Her birisi bir mevzu olarak, şey mahmul olarak alabiliriz. Biz bir hamle evveli olarak dediğimiz zaman el insanu cevherun dediğimiz zaman indiraj söz konusu olmaz. Yani sadece kendisi bunu ifade ediyor. Yurt sadece bir mefhumu başka bir mefhuma hamil etmek o mefhumun diğer mefhumun dibine altına girmesine sebep olmuyor. Yani ben insan cevherun dediğimiz zaman bu insanın gerçekten cevherin tarifini unutmayalım. Cevherin tarifi neydi? İza vucide fil harici vucide la fi mevzu'in. O ben insan cevherun dediğim zaman gerçekten iza vucide fil harici vucide la fi mevzu'in midir? Diyor sadece mefhumu tarifinde almak mevzuun mahmulun altına girmesine sebep olmuyor. Bu önemlidir. Yani Mulla Sedra'nın en çok önemsediği nokta budur. Ben insana cevher dedim. Gerçekten insan cevher için zikrettiğin tarifin altına giriyor mu? Diyor ki senin kastına bağlıdır. Sen insana cevheri hamlederken bu insanı hamle evveli şeklinde mi aldın? Yoksa hamle şayi şeklinde mi aldın? Diyor eğer sen hamle evveli şeklinde almışsan o zaman indiraj gerçekleşmiyor. Yani insan cevher sen her ne kadar mefhumu cevheri onun üzerine hamletmişsin. Ama insan cevherin altına girmiyor. Çünkü mefhum kaime bir zihindir ya kaime bir nefstir. İza vucide fil harici vucide la fi mevzuin değildir. Vucide fi mevzuindir, mevzuu da nefstir. Kaimun bin nefsi çünkü mefhum-ı insandır. Mefhum-ı insan kaimu bin nefstir. Kaime bil gayr iza vucide fil harici la fi mevzuin değildir. Fi mevzuindir. Öyleyse sadece mefhumunu insan için kullanmak insanın o mefhum altına, o mahmurun altına girmesine sebep olmuyor. Aynı şekilde diğerlerini de dikkate alın. El insanu cismun. Cism dediğimiz zaman hamle evveli olarak aldığımız zaman cism nedir?
cisim dediğimiz zaman da ebade selaseye haizdir. Ebade selase kendisinde söz konusudur. Mutehayyizdir. Ebade selase vardır. Tol, erz, ımk. Bu ebade selaseye sahiptir. Ama mefhum insan mücerreddir. Mücerred olduğu için ne mutehayyizdir ne de ebade selase kendisinde vardır. Öyleyse el insanu cismun dediğimiz zaman insanın cisim altına girmesine sebep olmuyor. Yani sadece bir mefhumu bir mefhuma hamlederek o mefhumun o mefhumlardan birisinin diğerinin altına girmesine sebep olmuyor. Öyleyse hamle evveli şeklinde biz hangi mefhumu insan üzerine hamledersek o mefşey onun altına girmiyor. Ama her ne kadar onu kendisinden de selbedemiyoruz. Hop. Aynı şekilde bir şeyi misal daha getiriyor. Es-sethu. İki tane misal burada zikretmiş. Bir insan için zikretmiş. Bir de kem için, kemden getirmiş. Kemden mesela zikretmiştir. Es-sethu demiş. Es-sethu kemmun. Kem dediğimiz zaman bu set hemle evveli şeklinde alırsak kemin altına girmiyor ki. Muttesilun. Muttesilin altına girmiyor ki. Karun, munkasimun fi ciheteyni. Bunların hiçbirisinin altına girmiyor. Öyleyse hemle evveli olarak aldığımız zaman mevzu mehmulun altına girmiyor. İndiraj söz konusu değildir. Ama hemle şayi olarak alırsak bir hemle şayi olarak alırsan şey söz konusudur. İndiraj söz konusudur. Şimdi el insanu söylediğimiz o hamlettiğimiz mahmulların hepsini hamle şayi olarak aldığımız zaman el insanu cevherun yani mistakul insani el insanu lezi fil haric mistakul insan la mefhumul insan. O mistak insan cevher midir? Evet cevherdir. Vücide fila muzuindir. Cisimdir. Ebad-i selase sahip midir? Evet. Ebad-i selaseye sahiptir. Namin midir? Evet. Namindir. Hassastır. Hassastır. Bak indiraj burada söz konusudur. Burada almış olduğu netice aynı şekilde sethi için de söz konusudur. Biz sethi de tarif ettik. Tarif ederken biz hamle evveli olarak aldığımız zaman indiraj söz konusu değildir ama hamle şayi olarak aldığımız zaman indiraj söz konusudur. Burada önemli olan şey ne? Diyor niye girmiyor? İndiraj niye gerçekleşmiyor burada? Diyor ki bir mefhumu başka bir mefhum için kullandığımız zaman o mefhumlardan yani mevzuun mahmul altına girebilmesi için dışarıdaki eserlerini de taşıması gerekiyor. Öyleyse sadece bir mefhumu başka bir mefhum için kullanmak o bir mefhumun o diğer mefhumun altına girmesine indiracı gerçekleşmesine sebep olmuyor. İndiracın gerçekleşebilmesi için ne olması lazım? O eserlere sahip olması lazım. Hop. Netice alıyor buradan. Diyor eğer sadece bir mefhumu başka bir mefhum için kullandığımızdan dolayı dikkat edin. Yani biz hamle evveli ve hamle şayi şeklinde değil. Normal. Bir mefhumu mutlak anlamda. Bir mefhumu başka bir mefhum için kullandık. Yani bir mefhumu mevzu aldık. Bir mefhumu da mahmul aldık. El insanu cevherun dedik. Mutlak anlamda eğer bir mefhumu başka bir mefhum için kullandığımızda bir mefhumun mevzuun mahmulun altına girmesine sebep olmuş olsaydı o zaman ne diyor? Mefhumu kulli ferden li nefsihi. Mefhumu kulli kendi nefsinin için bir ferd olmuş olurdu. Oysa ki böyle bir şey söz, mefhumu külli bizim zihnimizdedir. Kendi dışarıdaki fertlerin bir fertlerden, mesela ben insan dediğim zaman insanın kendisi mefhumu küllidir. El insanu külliyum. Bu insanı külli dediğimiz zaman
O zaman dışarıdaki fertlerden bir fert olması gerekiyor. Öyleyse böyle bir şey söz konusu değildir. Dolayısıyla bu derste kendisi diyor ki biz bu sorunlara söyle yapılmış olan işgallere cevap vermek için biz ilk önce bir mefhumun başka bir mefhum için kullandığımız zaman mesela ben diyelim ki zihnime gelmiş olan insan için ben cevher dedim. Zihnime gelmiş olan set için ben kem dedim. Acaba o onun altına giriyor mu? Diyor girmesi mümkün değildir. Diyor ki girebilmesi için dışarıdaki o eserlerine sahip olması gerekiyor. Eğer dışarıdaki eserlere sahip değilse girmiyor. Bunu dikkate alın. Biz hemle evveli hemle şayi şeklinde bunları birbirinden ayırt ettikten sonra fetebeyyene. Öyleyse bu yaptığımız açıklamadan anlaşılıyor ki enne surete zihniyete gayru mundericetin tahta ma yasduku aleyha min el makulati. Bizim zihnimizdeki olan suret, herhangi bir sureti düşününüz, insan suretini düşününüz, sat suretini düşününüz, şecere suretini düşününüz. Yani zihnimizde şekillenmiş olan herhangi bir sureti düşününüz. O suret diyor gayru mundericetin tahta ma yastuku aleyha min el makulati. Makulatların hiçbirisinin altına girmiyor. Niye? Li'ademi terettübi athariha aleyha. Çünkü o eserlerine sahip değildir. Mesela ben farz edelim zihnimde şekillenmiş olan insan sureti ki ben kendisine diyorum ki cevherun. İnsan cevherdir. Yaptığımız tarifi dikkate alın. El insanu cevherun, el insanu cismun, el insanu namin, el insanu hassasun, el insanu mutaharrikun bil iradeti, el insanu natikun. Dikkat edin bunların hepsini dikkate alın. Biz bunları hamlettiğimiz zaman bu insan bunların altına giriyor mu? Diyor ki o eserlerini taşımıyor. Ben şimdi insanı cevherun dediğim zaman cevherin eseri nedir? İza vucide fil haric, vucide la fi mevzudur. Cisim dediğim zaman ebad-i selaseye sahiptir. Ama benim zihnimdeki insan ebad-i selaseye sahip değildir. Dışarıdaki namin dediğim zaman dışarıdaki insan namidir. Ama zihnimdeki insan nami değildir ki. O eser, numu yoktur. Dışarıdaki insan hassastır ama zihnimdeki insan hassas değildir ki. Dışarıdaki insan mutaharrikun bil iradedir ama zihnimdeki insan mutaharrikun bil irade değildir. Dışarıdaki insan natikundur. Benim zihnimdeki insan natık değildir ki. Öyleyse onun altına girmiyor. Diyor ki bunun min niye li ademi terettübi athariha aleyhi. Lakin ancak dikkat edilmesi gerekir ki lakin surete zihniyete innema la teterettebu aleyha atharuhal ma'lumul harici min haysu hiye vücudun mahisun ila ma bi hizaiha min el vücudil hariciyyi. Elbette dikkat edilmesi gerekir. Surete zihni o eserde dışarıdaki o ma'lumi harici innema la teterettebu aleyha atharul ma'lumil hariciyyi min haysu hiye vücudun makisun ila ma bi hizaiha min el vücudil haric min el hariciyye. Yani benim zihnimde dikkat edin. Yani burada ben dışarıdan yine bunun metnini açıklamadan şu dışarıdan buna işaret edeyim. Bakın benim zihnimde şekillenmiş olan suret dışarıdaki o malumi harici. Benim zihnimdeki olan suret malumi bizzattır. Dışarıdaki ise malumi bil arazdır. Hop dışarıdaki eserlere sahiptir. Benim zihnimdeki surete zihninin iki haysiyeti vardır. Bir haysiyeti nefsin keyfidir, keyfi nefsanidir. Yani dışarıdaki maluma karşı dışarıdaki o vücudu hariciye karşı
zihinsel bir varlıktır ve bu zihinsel bir varlık olduğu için o dışarıdakinin karşısındadır. Ona mukayese ediliyor. Buna mukayese edildiği zaman bu kevs-i nefsanidir. Bir haysiyeti nefis ile beraberdir ve nefsin haletidir veya nefsin melekesidir. Ama aynı o suret bir haysiyeti de söz konusudur. Bu ikinci haysiyeti de hakim anil hariçtir. Yani dışarıdakini bana ne yapıyor? Hikayet ediyor. Dışarıdakini bana ne yapıyor? Bana gösteriyor. Öyleyse haysiyeti harici olarak kendisi hakidir. O dışarıdakini bana yansıtıyor. Bir teferruattan da haysiyete keyfe nefsanidir, ilimdir nefsimden o dışarıdaki malum hakkındaki cehaletimi terd ediyor, aradan götürüyor. Onun için diyor ki bu surette zihni innema la teterettebu aleyha atharul malumil hariciyi o dışarıdaki malum ve haricinin eserlerine sahip olmaması şu heys iledir. Min heysu hiye vücudun ki kendisi de bir vücuttur. Mekisun ila ma bi hidaiha. O dışarıdakine ma bi hidaiha minel vücudil hariciyi. O dışarıdakine kıyasla, o dışarıdakine mukayese ettiğimiz zaman kendisi de bir vücuttur. Ama vücud-ı zihnidir. Biz o dışarıdakine vücud-ı harici diyoruz. Zihnimizdeki vücud-ı zihni diyoruz. Öyleyse bu heysle biz baktığımız zaman kendisi o dışarıdakini hikayet ettiği zaman ve kendisi o dışarıdakinin karşısında, hizasında bir vücud-ı zihni olduğu için la teterettebu aleyha. Asarul ma'lumil harici dışarıdaki ma'lumi haricinin eserlerine sahip değildir. Çünkü o dışarıdakine kıyasla kendisi zihindedir. Ve amma min haythu innaha hasiletun lin nefsi. Ama diğer heys, ikinci heysi dikkate alalım. İkinci heyse göre kendisi hasiletun lin nefsi, nefsi için hasıl olmuş. Halen o meleketin. Ya haldir, halle meleke arasındaki farkı da söyledim. Hal geçicidir. Bir halet olarak bizim zihnimizde bir suret şekilleniyor. Bir süre sonra ne yapıyor? Kaybolup gidiyor. Unutuyoruz, gidiyor. Ama yahut da melekedir. Meleke olduğu zaman artık sanki bizim nefsimizin bir parçası haline gelmiştir. Bize malik olmuş gibi sürekli kendisini bize hatırlatıyor. Sürekli kendisini bize hatırlatıyor. Hatta bizi kendisinin etkisinde de bırakabiliyor. Mesela bir düşününüz, bir sigara alışkanlığına sahip olan bir insan artık sigara kendisinin vücudunun bir haleti haline gelmiş, bir melekesi haline gelmiş olan bir kişi o sigara kendisini ona unutturmuyor. Ve sigara ona ne yapıyor? Ona sahip oluyor, ona malik oluyor ve sigara onu kendi arkasında dolaştırabiliyor. Onun için meleke deniliyor kendisine. Yani bir şey melekeye dönüştüğü zaman kendisini sahibine unutturmuyor. Ha, bu diyor ki bir hesle biz baktığımız zaman hasiletun o surete zihniye hasiletun linnefsi halen o meleketen ya hal şeklindedir ya meleke şeklindedir. Tetrudu anha el cehle. Nefste cehli ne yapıyor? Terd ediyor, yok ediyor. Neye yönelik? O heys, dışarıdaki heysinin işaret etmiş olduğu o malum-i hariciye yönelik. O dışarıdaki o müstakına olan müstakı hakkındaki şeyin müstakı hakkındaki cehaleti ne yapıyor? Cehni ne yapıyor? Terd ediyor. Öyleyse bir heysle nedir? Kendisi hasiletun lin nefsi
halen o meleketen tedrudu anil nefsi el cehle fehuve vücudun hariciyun mevcudun lin nefsi naitun laha. Bu hisle de biz baktığımız zaman yine vücudu haricidir. Dikkat edin, burada karıştırmayalım ha. Nefis dışarıda mıdır değil midir? Nefis fil alem olarak bakın. Dışarıdaki vücutla kıyaslamayınız. Nefsin kendisi dışarıda bir hakikat midir? Evet. Bu nefisle beraber olan surette dışarıda bir hakikat midir? Evet, bir hakikattir. Öyleyse vücudu haricisi vardır. Dışarıda bir gerçekliği vardır. Diyor kendisi bu cihetle de biz baktığımız zaman fehuve vücudun hariciyun mevcudun lin nefsi, nefsi için mevcuttur, naitun laha, nefis için de nedir? Sifattır. Yastuku aleyhi haddül keyfi bil hamli şayi. Hamli şayiye göre, yani bu dışarıda bir hakikat olması itibariyle, kaimi bir nefs olması itibariyle hamli şayi olarak bir vücudu haricidir. Mistakı dışarıda hakikati vardır. Dışarıda bu hakikati olması itibariyle keyfi nefsanidir. Niye? Çünkü nefiste vardır. Nefiste var olmuş. Nefisteki cehli terd etmiş. Dolayısıyla keyfi nefsanidir. Ve huve ennehu aradun. Bu haliyle kendisi arattır. La yakbelu kısmete ve la nisbete li zatihi. Ne kısmeti kabul ediyor, ne nispeti zati itibariyle nispeti kabul, taksim. Çünkü nefsi nefistedir. Nefsin hakikati mücerred olduğu için, kendisi de nefisle beraber olduğundan dolayı mücerreddir. Mücerred olduğundan dolayı taksim de edilmiyor, kısımlandırılmıyor. Ve kendisi için nispet de söz konusu değildir. فَهُوَ مُنْدَرِجَةٌ بِالذَّاتِ تَحْتَ مَقُولَةِ الْكَيْفِ. Bu şekilde, bu cihetiyle biz kendisine baktığımız zaman, kendisini tahlil ettiğimiz zaman diyoruz ki keyfi nefsanidir, keyftir. وَاِنْ لَمْ يَكُنْ دَاخِلًا اُمْ مِنْ جِهَةِ كَوْنِهِ وُجُودًا زِهْنِيًا مَقِيسًا اِلَى الْخَارِجِ. Yani kendisi vücude zihni olması itibariyle ve in lem yekun dahilen tahte şeyin minel makulati. Makulatların hiçbiri, makulatlar için zikredilmiş olan tariflerin hiçbirisine girmiyor. Çünkü kendisi nedir? Kendisi zihinde kendisi var, o min ciheti kevni vücuden zihniyen makisen ilal harici. Harice mukayese edilerek dikkate aldığımız zaman. Yoksa öyle nefisle beraber dışarıda var olduğu itibariyle değil. Nefisle beraber dışarıda var olması itibariyle keyftir. Makulenin altına giriyor. Ama biz dışarıdaki o vücudu hariciyi bize gösteriyor. Onu bize hikayet ediyor. Ve onun karşısında bir vücut olarak aldığımız zaman hiçbir makulenin altına girmiyor. Onun için diyor ve in lem yekun dahilen ve in lem yekun min hiciyeti kevni vücuden zihniyen makisen ilal harici, dışarıya mukayese ederek vücudu zihni şeklinde alırsak, vücudu harici şeklinde değil. Çünkü biz vücudu zihni dışarıdakine kıyasla vücudu zihni diyoruz. Ama vücudu zihniyi dışarıdakiye kıyasla almazsak, o kıyasla onu tasavvur etmezsek, o zaman kendisi de haricidir. Kendisi de vücudu harici olmuş oluyor. Kendisi de vücudu harici olduğu zaman hamle şayi şeklinde olmuş oluyor ve kendisi kaimi bir nefstir ve bu keyif olmuş oluyor. Ama biz vücudu zihniyi vücudu hariciye mukayese ederek tasavvur ettiğimiz zaman lem yekun dahilen tahte şeyin minel makulati, o söylediğimiz makulatların hiçbirisinin altına girmiyor. Niye? Li ademi terettübil athar. Çünkü onların eserlerinden hiçbirisine sahip değildir. Allahümme illa tahte makuletil keyfi bil araz. Elbette bil araz olarak makuleti keyf altına giriyor. Çünkü biz dışarıdakini, biz diyoruz dışarıdan kendisi bizim zihnimize gelmiştir ve dışarıdaki bizim zihnimize geldiğinden dolayı kaimi bir nefs olduğu için bil erez kendisine ne diyoruz? Kıyasla, o dışarıdakiye mukayese kıyasla biz diyoruz keyif nedir?
bil arez keyf diyebiliriz. Ama aslında makulelerin hiç bizzati itibariyle hiçbir makulenin altına girmiyor. Özet söylüyorum. Zihnimizdeki tasavvur iki haysiyete sahiptir. Bir haysiyeti dışarı ile mukayese edilir, kendisine vücud-i zihni deniliyor. Dışarıdaki ile mukayese edildiği zaman ve kendisine vücud-i zihni denildiği zaman hiçbir makulenin altına girmiyor. Ama bir vardır ki biz dışarıdaki ile mukayese etmiyoruz. Zihn bima huve zihn fil alemil vücud. Aslen vücut alemi kullen alemi hariçtir. Fi alemil vücud enne nefse mevcudun, enne nefse mevcudetun, nefs mevcut mudur? Evet, mevcuttur. Nefis ile beraber vücude zihni de var mıdır, yok mudur? Vardır. Öyleyse keyfi nefsanidir. Dışarıdakiyle hiç mukayese etmiyoruz. Ha, dışarıdakiyle bu bir heys. İkinci bir heys. Biz ne diyoruz? Diyoruz ki aslında vücude zihni.